Görmezi gördürsem de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum için öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al seni olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yârim, sol yanıma al iki yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yârim. Serra Yıldırım. Söylediğimi duydun mu? Duydum. Ben hayatım boyunca ilk defa birine seni seviyorum dedim. Sen bir şey demeyecek misin? Yeterli bir cevap değil mi? Ne kadar çok yara izin var. Öyle kolay kurtulmuyor Serra Hanım. Gece... Selim yine mi aynı konu gerçekten? Bu kendini önemseme hali mi? O ne demek Serra, ben anlamadım. Yani... Evet, ilk erkek arkadaşım sensin. Ve ben ilklerimi seninle yaşadım. Ama zaten ben hayatımdaki her şeyin istediğim zaman, istediğim kişiyle İstediğim şekilde olmasını hayal ederdim. Ve öyle de oldum. Yani senin için anlamsız ve sıradan bir gece miydi? Selim, sıradan mı dedim ben? Serra, bana teslim olmak bu kadar mı zor? Ne olur sanki seni seviyorum desen, dün gece benim için çok özeldi desen ne olur? Onu buraya nasıl geldi gerçekten?
bazen seni hiç anlamıyorum. Hayatımdaki herkesin sana senin istediğin şekilde davranmasını bekliyorsun. İlgi göstermesini. Senin beklentilerin yüksek. Senin istemediğin şekilde davranılınca sinirleniyorsun. Ve bu beni korkutuyor. Dün geceden beri zır zır arıyorsun baba ya. Ne var? Ya aç istersen. Babaannen de kaç kez aradı, geri dönmedin. Önemli bir şeydir belki. Efendim baba. Selim. Neredesin sen ya? Dün geceden beri hepimiz ölüyoruz meraktan. Sana da günaydın babacığım. Ya başlatma şimdi günaydınla falan. Ya abartma, tamam, sakin konuş. Ya ne abartması ya? Hadi benim aramalarıma cevap vermiyorsun. Babaannenin telefonuna niye bakmıyorsun ya? Kadıncağız ölecekti meraktan. Zaten kalp hastası. Sen ne zaman sevdiklerine değer vereceksin? Onların sorumluluklarını taşımayı öğreneceksin ya. Selim. Sırf sana seni seviyorum demedi diye öfkelendin. Sana kendini önemsiz hissettirdi diye kudurdun. Başkaları Serra'nın canını yakarsın dedi diye korktun. Ne zaman evde bir şey olsa, sevdiğin biri canını yaksa sen de gidip kendi canını yakıyorsun. Bu bildiğin psikolojik bir hastalığa doğru gidiyor. Ben de klinik bakarım zaten. Bir bakayım. Serra bırak, tamam. Bırak, ben hallederim. Ya Selim, neden anlatmıyorsun? Ne oldu? Serra uzatma, gelme üstüme. Selim, gerçekten çok merak ediyorum. Dur. Çok akıyor, dur. Dur, şunu serelim de halılar kan olmasın. Sen de elini şöyle tut. Halılar kan olmasın mı dedin? Evet. Selim, banyodan itibaren yerler berbat oldu zaten. Bak, bizim bunu hemen bir doktora göstermemiz lazım. Dikiş atılması gerekiyor mu onu bile bilmiyoruz. Çıkmadan da görevliyi çağıralım da temizlesinler odayı bari. Selim, niye öyle bakıyorsun? Hiç canın yanıyor mu? Acıyor mu diye sormadın. Babanla kavga ettin, ona mı sinirlendin? Boş ver, ben yanındayım demedin. Derdin yere dökülen kan ve etrafın kirlenmesi. Bütün derdin bu, farkında mısın? Ay saçmalıyorsun ama şu an. Yok artık. Senin... Senin bu aşırı mantıklı ve duygusuz hallerin... benim sorgulamama sebep oluyor. Anlamadım. Sorgulamana mı? Yok. Yok, doğru kelime sorgulamak değil. Bu katılığın, duygusuzluğun... benim canımı acıtıyor. Hem de çok.
Sen bana aynı babamlar gibi davranıyorsun. Sevgisini gösteremeyen birini daha istemiyorum sen. Ah Serra, keşke bu kadar kötü olmasa. Karşındakine sevdiğimi gösterebilsen keşke. Abinin ölümü babanın çekip gitmesi bu hale getirdi seni. Kaybetmekten korktuğun için sevmeyi unuttun canım kızım. Sevmeyi bilmiyorum ne demek, saçmalama. Öyle ama. Bu yaşıma kadar niye erkek arkadaşım olmadı zannediyorsun? Tamam, böyle şeylere ayıracak vaktim yoktu falan ama yani hayatıma giren kişi ya beni üzerse, hayal kırıklığına uğratırsa, yalan söyleyip kandırırsa diye bir sürü kuşku, kuruntu. Uy kız, yazık sana. Kıyamam ona. Kız sen nasıl bu hale geldin? Babam yüzünden. O bizi terk ettiğinde çok küçüktüm ben. Hadi be. Hiç de öyle doğru düzgün bahsetmiyorsun ki babandan. Bilmiyorum bir şey ben de. Bütün erkeklerin yalan söyleyip üzeceği, sonra da çekip gideceği düşüncesiyle büyüdüm ben. Sonucu da karşında oturuyor işte. Duygusuz Serra. Düşündükçe Selim'e hak veriyorum zaten. Açık açık da söyledi. Ne dedi? Hayatımda sevgisini göstermeyi bilmeyen birini daha istemiyorum dedi. Ay kız, ona da yazık be. Lafa bak, kıyamam. O da çok çekmiş evde. Ailesinden belli. Ne olacak şimdi peki? Öyle kolayca vaz mı geçeceksiniz birbirinizden? Bilmem. Şişt. Kız bak bana. Sen hiç bu çocuğa böyle seni seviyorum falan filan böyle bir şeyler söyledin mi? Ay ciddi misin Serra? Heh, iyi halt ettin, aferin sana. Bravo. Allah Allah. Ya seni seviyorum demedim belki ama... Bunlar ilklerimi onunla yaşadım, yetmez mi? Bundan daha büyük seni seviyorum var mı? Bir şeyi anlatmak için illa kelimeleri mi dökmek lazım? Burası da doğru tabii. Sen de haklısın şimdi. Aslında bakma, iyi oldu belki de. Niye kız? Zaten annem de Amerika'ya gitmemi istiyor eğitim için. Kolaylaştırmış olduk. Rahatladım. Tek taşımı kendim alırım. Kimseyi de kafama takmam, Amerika'lara giderim diyorsun, öyle mi? İyiymiş be. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Nasıl geçti Abant, merak ediyorum. Akşam gelir gelmez girdiniz Pınar'la odaya, fısır fısır konuşup durdunuz. Ne olmuş ki? Pınar da memnun değil yoksa oteldeki işinden. Yani onun gibi bir şey. Ne yapayım? O haldeyken dur ben bir anneme Abant'ı anlatıp geleyim diyemedim. Bugün de işteki ilk günün. Güzel geçer. Memnun kalırsın inşallah. İnşallah. Serra.
Ne zaman alacaksın maaşını? Ay sonudur herhalde. Niye sordun? Hiç. Hiç. Ne soracağım merak ettim. Yok. Merak etme soru şu değil, bu anlarım ben. Ne oldu anlat bakayım. Bu benim terzilik işi için hani bir naz para koymuştu ya. Nakde sıkışmış. Parasını geri istiyor deme lütfen. Yok yok, sıkıştırma öyle, hemen verin demiyor da. Serra maaşını alsın öderiz dedi. Desene. İlk maaşımız daha alamadan elimizden gitti. Tamam. Tamam, hallederiz bir şekilde. Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Bol şans canım. Teşekkür ederim. Sıkıntının içinde mantıklı olmayıp, katı durmayıp ne yapayım ben? Ya ne demek kovuldun işe gelme? Telefonu işten adam çıkarıldı, nerede görülmüş ya? Alo, alo. Ya. Ne oldu? Ne olacak, işten kovulmuşum. Niye? Hakkımda şikayet varmış. Aa, o nereden çıktı canım? Sen sütten çıkma bir ak kaşıksındır normalde. Ya dalga geçme be. Ya beni işe koskoca Selim Kutlusay soktu. Beni atamazlar ki. Versene şu numarasını, arayıp haber vereceğim. Sakın Nazlım. Aklından bile geçirme. Git kendine yeni bir iş bul. Selim'i de unut. Ah! Yani bir şekilde hayatımızın her noktasına girmeyi beceriyorsun Serracık. Nasıl yapıyorsun bunu? Sen Reşit'e mi çalışmaya başladın yoksa? Evet. Ay ne diyorsun? Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Müşteri hizmetlerindesin demek. Yazık. Niye yazık? Zordur yani bizleri, yani fresh müşterilerini memnun edebilmek. Zor insanlarız biz. İki günde kaçarsan şaşırmam yani. Kaçmam, kaçmam. Senin kaşına ne oldu? Yaranmış bir şey olmuş, düştün mü? Yok yok, öyle önemli bir şey yok. Selim'le boks esnasında birazcık sert geldin de o yüzden böyle oldu. İşte açıldı birazcık. Aa, Selim mi yaptı gerçekten? Bilerek olmadı ya. Yanlışlıkla oldu yani. Yanlışlıkla oldu. Öyle öfke kriziyle falan alakası yok değil mi? Ne bileyim ben yani. Ay, öfke krizi ne ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Ya biz lisedeyken öfke kontrol krizi yaşıyordu. Hatta raporu falan var, teşhis konulmuştu öyle. Ya ne güzel bitmişti çocuğun belası. Yine mi çıktı yani? Ne oldu? Biri mi tetikledi acaba? Niye başa dönüyor şu an? Robotik Serra diyelim bundan sonra. Ne yaptınız? Selam. Selam. Ben girişleri yaptım. Al sen de bu listedekilerin kartlarını hazır et, çıkar. Tamam. Selim Bey. Efendim. Sizin üyelik yenilemesi kredi kartınızdan otomatik olarak yapıldı. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Burak Bey, sizin kredi kartınız yetersiz bakiye olduğu için onay vermedi. Başka kartınız varsa? Başka bir kartım var ama şu an yanımda olmayabilir. Aslında bunun da onay vermesi gerekiyordu. Yani Burak Egemen ve yetersiz kart bakiyesi, ben hiç meç edemedim şu an bunu. Hatası olmuş olabilir. Bugün birkaç kez daha başımıza geldi. Ben bir bakayım, Burak Bey'i haberdar ederim.